Demek geldiniz Bob. Ayı bölmesinin inşaatını bitirmenizi istiyorum. Yeni ayı gelecek hafta geliyormuş. Endişelenme Jenny, ondan çok önce işi bitiririz. Teşekkürler Bob. Bu çok özel bir durum. Fix'im hayvanat bahçesinde çok uzun yıllardır bir ayı yoktu. Biliyor musun, daha küçük bir çocukken bir ayı gördüğümü hatırlıyorum. Peki yeni ayı neden eski bölmede kalamıyor Jenny? Bunun bir sebebi var. Burası eskiden ayıların tutulduğu çukur. Ama artık ziyaretçiler için bir piknik alanı. Çok küçükmüş. Evet, artık ayı bakma konusunda daha çok şey bildiğimizden onu burada tutamayız. Mutlu olmak için çok büyük bir alana ve daha doğal bir habitata ihtiyacı var. Habitat ne demek? Habitat, yaşadığın çevre demek Mak. Güzel bir yaşam alanı olmazsa ayı mutsuz mu olur yani? Ya da buna öfkelenir mi? Ayılar büyüktür ve vahşidir ve ormanlarda, dağlarda yaşarlar. Öfkeli bir ayı görmek istemiyorum. Endişelenme Mak, ayıyı mutlu etmek için özel bir planım var. Neler yaptığımızı sana haber veririm Jenny. Burası pek habitat sayılmaz. Olacak Mak. Buraya ayı dağı inşa edeceğiz. Ayının tırmanması için 3 farklı seviyesi olacak. Ayrıca en altta yüzmek için bir havuz ve sığınmak için bir mağarası olacak. Bir dağ mı? Bir dağ inşa edeceğiz. Harika. Ayılar keskin pençeli ve güçlüdür. Dolayısıyla her şey dayanıklı olmalı. Bu yarım borudan muhteşem bir mağara olur. Ayrıca ayının plastik bir havuz kaplamasını delmesini istemeyiz. Bu yüzden betondan yapacağız. Pekala ekip, başlayalım. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Vay, gerçek bir dağa benzemeye başladı. Bir ayı için biraz sade. Henüz bitirmedik Mak. Onu hala doğal göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden ağaç ve çalılar sipariş ettik. Dahası bunlar yağmur yağdığında toprağın akıp gitmesini önleyecekler. Hadi Leo, gidip onları getirelim. Ben de Jenny'ye yaptıklarımızı anlatmak. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Kapı kolları. Anlamadık. Kapı kolları. Onları bizim depoda unuttum. Şimdi gidip almam gerekecek. Hiç sorun değil. Çok vaktimiz var zaten. İş bitmek üzere. Pekala. O zaman Mak beni götürebilir. Siz işe devam edin. Geri döndüğünde iş bitmiş olacak Bob. Harika. Birazdan dönerim. Gerçek bir dinozor iskeleti. İnanamıyorum. Uzun sürmez Mak. Kapı topuzları, kapı tokmakları, kapı numaraları, kapı kolları. Neler oluyor? Bundan hoşlanmıyorum. Başımı döndürüyorsunuz. Cooper, dur artık. Burada ne işin var bilmiyorum Cooper ama şu an seni eve götürecek vaktim de yok. Peki ne yapacaksın Bob? Onu burada Pilchard'la bırakamazsın.
Bizimle müzeye gelmesi gerekecek. Çünkü bu kapı kollarını bırakmalıyım. Sonra seni eve götüreceğim. Şurayı atlamışsın. İşte oldu. Her şey hazır. Poşette ne var? Sosyete sandviçim. Muhteşem Tyrannosaurus Rex'in gelişini kaçırmak istemedim. Bu yüzden siz iskeleti indirirken ben de yemeğimi yerim diye düşünmüştüm. Bir dinozor bekliyorsanız iyi gününüzdesiniz. Üstümde çok büyük bir iskelet var. Anlaşılan buna pek gerek yok. Bu tarafa! Bana at! Wow, çok hızlılar. Buzda daha hızlı olacaklar. Buz hokeyi oynamak eğlenceli görünüyor. Korkarım buz ve senin kadar büyük makineler pek uyuşmuyor Mac. Mila, JJ, Brandon, Safet durun. Oyunu sonraya saklayın. Neden geldiğinizi unutmayın. Affedersin Betsy. Merhaba roketler. Bob. Bu akşam Spanner şehri buz pistinde bir buz hokeyi maçı yapacaktık. Ama soğutucuları bozulmuş ve buz erimiş. Bu yüzden merak ediyoruz. Acaba... Bu pistte oynayabilir miyiz? Üzgünüm çocuklar ama pist henüz hazır değil. Lütfen! 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 Ya çok hızlı çalışırsak? Çok hızlı çalışabiliriz. Belki yapabiliriz. Sahi mi? Bob yapabileceklerini söyledi. Yaşasın! Yaparız! Teşekkür ederiz Bob. Bob bu harika. Bugünlük bu kadar. Bob sevgisi yeter. Hadi atlayın roketler. Sizi daha sonra son antrenmana getireceğim. Ne oldu böyle? Bob, roketlere pisti bu akşam bitirebileceğimizi söyledin. Öyle mi dedim? Bu durumda bitireceğiz. Yaşasın! Pekala. Wendy ile ben pisti çevrilecek olan plastik panelleri getirmek için depoya gideceğiz. Siz işe girişmişken... Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Harika. Bir kutup ayısının burnu kadar soğuk. Buzu nereden bulacağız Leo? Kendimiz üreteceğiz. Hem de sudan. Haklısın Lofty. Su borulara temas ettiğinde soğuyacak. Ve çok çok soğuduğunda buza dönüşecek. Yani buz aslında su mu diyorsun? Kesinlikle. Gittiler Wendy. Sıra gizli planımızın ikinci aşamasında. Pekala ekip, gizli planımız şu. Leo Curtis'i oyalarken biz de onun için büyük bir doğum günü sürprizi üzerinde çalışacağız. Vay! Yoksa bir çakıl yığını mı? Çakıla bayılırım. Sürpriz çakıl mı bu? Hayır Mac. Sürpriz bir çakıl yığını değil. Curtis'in tamirhane atölyesini baştan aşağı yenileyeceğiz. Tamirhanelere bayılırım. İnşaat işine girmesem sanırım bir tamirci olabilirdim. Gördüğüm kadarıyla sonunun frenlerinde Lofty dostum. Ama bugün inşaatçı olmanı istiyorum Scoop. Çünkü buraya yeni bir çatı, yeni bir tabela ve hepsinden güzeli yeni bir araç muayene kaldırıcı yapacağız, tamam mı? Araç muayene kaldırıcı nedir? Bahsettiği şey Mac bir... Sorun değil Lofty, ben açıklayayım.
Araç muayene kaldırıcı, araçların alttan muayene edilmeleri için yerden kaldırılmasını sağlayan bir tür kaldıraçtır. Kesinlikle. Şimdi kısa sürede yapmamız gereken çok iş var. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Belki de şu kafeden hızlıca sandviç alıp geri dönebiliriz. Sandviç mi? Başka birini iş başında bırakmaktan endişeliyim. Yapma baba. O başka biri değil, Bob. Ve bugün onun doğum günü. Spring şehrinin en iyi restoranında yemek yemek üzereyiz. Yani rahat ol ve keyfini çıkar. Ben rahatım. Yavaşça. Nazikçe. Çok güzel Lofty. Birazcık sola. Ve şimdi aşağı. İçeride. Harika bir işti. Aa, çok güzel bir alet. Biz tamir meraklıları bu tür şeylerden anlarız. Bunlardan birinin yardımıyla bir arabayı kolaylıkla tamir edebiliriz. Scoop neden bahsediyor? Bilmiyorum. Bence o da bilmiyor. Pekala, çatının son paneli de monte edildi. Artık tek yapmamız gereken ışıklı tabelayı takıp yapı iskelesini indirmek. Görünüşe göre bir sorun çıkmadığı sürece Curtis'in sürprizini tam vaktinde bitirebileceğiz. Merhaba. Biri yardımcı olabilir mi? Sanırım küçük bir sorunum var benim. Bugün size ne pişirebilirim? Aa, en hızlı yemek hangisi Şef Tati? En hızlı mı? Oh, tamam, bir dakikalık biftek bir dakika sürer. Ha, ondan alayım. Herkese günaydın. Merhaba Bob. Merhaba Safi. Bu da kim? Adı Rex ve o benim köpeğim. Merhaba Rex. Affedersin Safi, kedimle ilgilenmeliyim. Endişelenme Pilchard, sadece sağlık kontrolü. Oh, Bob ve Pilchard. Buyurun oturun lütfen, birazdan döneceğim. Aa, yeni bir köpek mi Tilly? Cooper mı? Hayır, sadece ona göz kulak oluyorum. Evet öyle. Oo, canım benim o. Oo, kucu kucu. Oo, evet öyle. Oo. Bir saniye lütfen. Günaydın. Evet, veteriner aradınız. Bugün öğleden sonra gelebilirsiniz. Affedersiniz, burası çok gürültülü de yüksek sesle konuşur musunuz? Akıllı köpek, otur. Dur. Rex! Oh. Oh, olamaz. İyi misin Safi? Evet, iyiyim. Teşekkür ederim. Ne oldu böyle? Sadece bir tahmin ama sanırım Cooper kedi kovalamayı seviyor. Gel Cooper. Akıllı köpek. Otur. 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 Ne yapacağım ben? Arayan başkan Madison'dı. Kedisini özel bir fotoğraf için bakıma getiriyor. Peki ya Cooper başkanın kedisini kovalarsa? Belki de kedi ve köpekleri ayrı tutacağın bekleme odalarına ihtiyacım var. O zaman hiç sorun yaşamazsın. Benim için bugün inşa edebilir misin Bob? Bu harika olurdu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aa, peki. O halde yapayım. Otur. Sen akıllı şey. Önce Cooper bir sakinleşsin de. Pekala. Başkan ve kedisi bu akşamüstü geliyor. Bu işi bugün bitirmemiz mi gerekiyor? Doğrusu pek vaktimiz yok. Oh, Cooper'a da göz kulak olur musunuz? Kontrolleri benimle gelemez çünkü bugün göreceğim çok fazla kedi var da.